Rusya nerede bu arada? Yani Rusya'ya nasıl bakıyorsunuz? Bir pek bir sessiz gelmiyor mu size? Şimdi Rusya? Ruslar da belli pozisyon almaya çalışıyor. Onlar şu an biraz petrol enerji meseleleriyle de biraz yoğunlaştırmaları. Petrol bitirdiler. fiyatlarının düşmesiyle. Tabii. Siz bir savaş bekliyor musunuz? Yani direkt olarak. Savaş sorayım. bekliyorum. Şöyle evet, bekliyorum ama hiç böyle yarına... bir cevap beklemiyordum. <laughs> savaş bekliyorsunuz. Yani. <laughs> bu işler, deyim yerindeyse denge değişimleri silahsız olmaz. Dünyada her zaman bir 100 senede bir, 150 senede bir. 70-80 senede bir hegemonya mücadelesi olur. Bu işte Birinci Dünya Savaşı'nı gördük biliyorsunuz. Aslında orada tam olmayınca paylaşım İkinci Dünya Savaşı yapıldı. Aslında geçmişte de çok sayıda savaş yapıldı. Yani Dünya Savaşı belki yayıldı coğrafya açısından tanımlanıyor ama geçmişte de çok büyük savaşlar yaşandı. E bakıldığı zaman aslında savaşlardan çıktık mı... Çıkmadık. Soğuk Savaş da bir savaş. Evet. Dönem dönem. Ekonomik savaşları içerisinde zaten savaş yok mu yani? Tabii. Ama siz diyorsunuz ki silahlı bir savaş yani. Yani silahsız savaş olacağını e, düşünmüyor. Hangi ülkeler, kimlerle, kimler, kimlerle savaşacak? Ya şimdi burada mesela öne çıkan kuvvetler mesela Amerika biliyorsunuz e, Çini denizde kuşatmak açısından e, o coğrafyaya çok ciddi bir şekilde donanma gücünü gönderdi. Amerikan deniz kuvvetleri hala şimdi bugün evet düşüşte olan bir ülke ama Amerika'nın askeri gücü hala çok büyük bir güç. E, tarihteki belki de insanlık tarihindeki en büyük orduya sahipler. Adım adım tabii ki az güçleniyor, zayıflıyor, şey yapıyor ama çok ciddi bir donanma gücü var mesela. Çin'de buna karşı yine donanmasını e, işte Çin Denizi'nde biliyorsunuz. ...güçlendirme, Hindo-Pasifik stratejisi Amerika'nın... ...buna karşı Çin'in de deniz kuvvetlerinin çok ciddi çalışmaları var mesela. Şimdi bir deniz savaşı mümkün olabilir. Amerika ile Çin, Çin arasında. arasında. Bekaletler üzerinden adım adım asaletlere dönüşebilecek bölgesel savaşlar mümkün. Mesela Çin ee, Am öyle bir savaşta tek başına mı kalır yoksa bir paktı olur mu? Paktı olur. Şimdi Rusya mı olur kalır. yanında? E, Rusya burada dengeyi gözetir. Şimdi mesela mesela Türkiye e, nerede olur? Türkiye burada e, bana sorarsanız bölgesel kuvvetlerle ortak hareket edebilir. Bu Rusya olabilir, bu İran olabilir ki İran'da hataları çok fazla var. İran'da maalesef bölgede hatalar yapıyor. En basitini söyleyeyim size. Daha işte 24 Nisan'da kendi ülkesinde sözde soykırım anması düzenletiyor mesela. Buna izin veriyor. E sen şimdi değil mi? topu nasıl sıkıyorsun. Türkiye bu süreçte senin aslında en çok ihtiyacın olan ülkelerin başında gelen bir ülke. Ama gidiyorsun, gidiyorsun orada Türkiye karşıtı, Türk dünyasına karşı bir pozisyon almaya Ama Ceyhun Bey İran'a kadar gidiyorsunuz. Kendi içimizde 24 Nisan'da. Onları konuşalım. Her... Yani, bizim içimizde... neredeyse yani Tabii. Twitter'da, sosyal medyada Hasan Cemal'leri falan görüyoruz. Yani attıkları tweetleri gördük. Yani Bunlar unutulmaz herhalde. Onların mevzileri çok net. Açık söyleyeyim. Bu fikri tartışma falan değil zaten. Yani ben biraz Türkiye'nin içinde meselesine o girecektim ama. Yani e... içimiz yanıyor yani böyle bir... Tekrar orada hatırlatırız ama yani ben onların mev... yani bilinçli olarak bir fikri tartışma olduğunu düşünmüyorum zaten. Bu mesele artık bir Türkiye'nin Türkiye mevzisinde misin yoksa Türkiye düşmanı mevzide misin hı hı. E meselesidir yani bu Ermeni meselesi. Yani şundan dolayı İran'a gelene kadar kendi tabii. bizim. Tabii tabii yani or tekrar o şeye dönelim Oraya ondan sonra. Oraya sonra Türkiye'ye geleceğiz. Tabii tabii Türkiye'de bayağı konuşacağız zaten konuşacak çok şey var çünkü sıkıntılarımız da var ama olumlu şeyimiz aslında çok fazla. E, Moralde bozmamak lazım. Yani bir savaş olma ihtimali yani Türkiye var. Türkiye'nin mevzisi biraz bölgesel kuvvetlerle hareket. Şimdi Rusya'yla, Rusya, Rusya Amerika'ya karşı e, o işte tarihin sonu tezin, 90 Soğuk Savaş'tan sonra Amerika'ya karşı özellikle 2000 yıllarda biliyorsunuz Çin'le çok ciddi yakın politika izledi. Yakınlaşma politikası. Ortak e, bir stratejik müttefik pozisyonuna da girdi. Hatta İran, Rusya Çin biliyorsunuz tarihte ilk defa bir ortak askeri tatbikat bile yaptılar. Evet. Hala meclisi biraz Çin'le daha yakın. Ama Rusya'nın da Çin'in küresel bir güç olmasını ister mi sorusuna vereceğim yanıt Rusya da istemez. Çünkü Çin'le Rusya arasında da çok ciddi aslında şu an sümen altı edilen çok fazla üst çok göz önüne getirilmeyen sorunlar var. Sınır sorunları var, ekonomik sorunlar var, farklı farklı sorunlar var. O yüzden herkesin işte o az yani bir ara söyledim ya tek bir gücün değil de farklı farklı güçlerin öne çıkacağı bir dönem derken aslında bunu kastettim. Yani Rusya'da Çin'de ayrı güçler olarak öne çıkabilir. Ya şunu anla baksa hakikaten bir insan olarak zorlanıyorum. Bir görmediğimiz bir virüsün şu ülke dünyayı ne hale getirdiğinden hiç mi insanlık ders çıkartmadı? Yani sonuç itibariyle ölüyoruz, öldürdü, Allah rahmet eylesin, ee, evlerimize kapandık, ekonomiler çöküyor, ülkelerin birbirleriyle diplomasi noktasında bile diyalogları kalmadı. Hiç mi ders çıkartmıyor insanlık? Dersi Hı -hı. çıkartan ağırlıklı siziz, biziz mesela, biz düşünüyoruz, siz düşünüyorsunuz. Ama dünyada bu küresel hakimiyeti sürdüren kuvvetler, işte az önce konuştuğumuz Rockefeller, Rothschildlar, şimdi bu hakimiyetin... E, kendilerinden gitmesini istemezler. Yani canavarların ölümü de şiddetli olur dediğimiz nokta, o saldırganlaşırlar. E, filmlerde izleriz. Ejderhayı öldürürken yaraladığın anda daha fazla saldırmaya başlar. Doğru. Yani bu e, saldırganlıktan vazgeçemezler çünkü e, düşerlerse bir daha kalkamayacaklarını bilirler mesela. O yüzden onlar ders çıkartamaz. O yüzden e, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Irak'a saldırması, daha farklı farklı saldırganlıkları yapması bu çerçevede değerlendirilmeli. O yüzden de onlar çok fazla ders çıkartmayacaklardır. Peki. Sadece bizler bizlerin direnmesi gerekiyor. Bütün büyük çoğunluk insanlık açısından değerlendiriyorum. İnsanlık Bunu sadece değil. mesela Elon, dünyası... Musk e, bu çiplere başlamışlar. Bir taraftan yani insanlık direnince deyince benim aklıma direkt o geldi. Çipler takılıyor mesela. Musk da başlamış başka Norveç'te Hollanda'da da var çip takılma. Buna bile direnmek gerekiyor değil mi? Tabii ki Ölümde. tabii ki yani şimdi çipli insan. Burada e, meşhur biliyorsunuz Orwell'ın romanıdır 1984. Yani herkesin izlediği, kontrol edildiği bir ortam düşünün. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değil. Herkesin kontrol altına alınması. E, siz kabul eder misiniz mesela? Etmez. Yani, etmeyeyim. Yani aslında ha şunu söyleyeyim. Teknolojiyle yani... birlikte aslında çip takıldı. Şunlar Bunlar çip aslında çip. yani. Evet öyleymiş. Yani. <laughs> Biz şimdi, çiplerimizle dolaşıyoruz tabii aslında. Yani, ama e, en azından bu kontrol çipi istersem e, kontrol edebilirim. Yani kapatabilirim, tabii. kırabilirim, atabilirim. E, benim inisiyatifimde ama yani vücudumun bir e, içerisinde değil. Ama tabii bu da bir çip. Tabii bu da. bu da bir çip mesela. Bakıldığında her an anınızı şey yapabiliyorlar, kontrol edebiliyorlar. Nerede, nerede ne zaman bulunmuşsunuz? kontrol edebiliyorlar. Teknolojinin öyle bir sıkıntısı da var. Ama dediğiniz gibi doğrudan insanlara yönelik bir çalışma varsa bu kabul edilebilecek bir şey değil yani. İsteyen bunu bırakabilir, kenara bırakabilir. Veya... Peki. Şimdi e, bu taraf bir taraftan da sorulara bakıyorum. Biraz Türkiye içerisine gelelim mi? E, Türkiye korona sonrası ne olacak sorusu. Şimdi biz koronavirüsle mücadelesinde, başta Sağlık Bakanlığı da olmak üzere hakikaten tebrik etmek lazım. Müthiş övgüler geliyor dünyadan da. Ama Türkiye içerisine giriyorsunuz, bir kesim diyor ki, ya yok yalan bunlar, 1 milyon insan öldü aslında diyen bir kesim de var. Bu, bu kesime rağmen bunu söylüyorum. Türkiye koronavirüsle mücadeleyi nasıl yaptı? Bundan sonraki e, adımları Türkiye'nin nasıl olmalı? Ne yapacak Türkiye yeni dünya düzeninde? Korona sonrası bir milatsa eğer Tabii. ne olacak? Şimdi az önce konuştuğumuz konuyla yine bağlantılı gireyim. Birincisi eğer bu süreci biz e, bütünlük içinde atlatmak istiyorsak... işte ...bahsettiğimiz uzun vadede savaşa gidebilecek bir süreci biz parçalanmadan, tam tersine güçlü çıkmak istiyorsak, birincisi birlik olmak zorundayız. Evet. Şimdi bu birliği kim istemez? Türkiye'nin düşmanları istemez. Evet. Türk Milleti, çünkü birlik olursa, az önce tanımını yaptık, yani anlattık. Evet. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, her türlü terör örgütüne destek verdiği halde, Türkiye'yi neden yıkamadılar? Biz evet. birlik içinde olduk. FETÖ'ye karşı birlik içinde olduk. PKK'ya karşı birlik içinde olduk. 15 Temmuz gecesi birlik içinde olduk. Her türlü saldırıyı en kuvvetli araçlarıyla yaptılar, başaramadılar. PKK her türlü saldırıyı gerçekleştirdi, başaramadılar. Birlik olduğumuz için. Şimdi bu birliği nasıl bozarsın? İşte bu tür çıkışlarla bozarsın. Muhalefet yapmayalım mı diye bir eleştiri var. E şimdi birincisi demokrasinin gereği muhalefettir. En önemli unsurlarından bir tanesidir muhalefet. Kesinlikle olmalı eksikleri söylemeli, olması gerekeni söylemeli. Tabii. Mutlaka bu konularda eleştiriler yapılması gereken eleştiri varsa eleştirisini yapmalı. Hiçbir şekilde itiraz etmeli. Ama yok bir milyon kişi öldü. ya yani dünyanın kabul etti az önce size söylediniz. Dünyanın kabul ettiği. Bakın eksik olabilir. Bu başka bir şey.